Hepinize tünaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kendime böyle bir giriş yaptım kendimce. Her neyse. Bugün de hava kapalı maalesef, o yüzden ışıkla çalışacağım. Çünkü saat şu an 3 falan, akşam olmadı daha ama hava bayağı bir kapalı. Yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince kaliteli çekmeye çalışıyorum. Bugün de tatlı yapıyorum. Ne yapacağım peki? İlk defa mozaik pasta yapacağım. Mozaik pastayı da ilk defa yapıyorum. Hiç yapmadım. Çok da bayıldığım bir pasta değil ama meraktan. Öyle bakalım nasıl olacak. Hem de böyle biraz daha pratik olduğu için mozaik pasta yapmaya karar verdim. Hemen şimdi size malzemeleri sayıyorum hiç beklemeden. Çünkü bugün annem de mutfakta çalışıyor. Bir yandan o bir yandan ben. Kapışıyoruz. 2 adet yumurta. 400 gram petibör bisküvi. Kaç kaşıktı? 8 kaşık pudra şekeri ve kakao. Kakao da 10 kaşık olacağı için ben bir paket daha aldım. Diğeri yarım da garanti olsun. 250 gram da erimiş tereyağı. Hemen onu birazdan eriteceğiz tabii ki de. O zaman başlayalım. Arkadaşlar hemen şöyle bir tava aldım. Ne kadar olduğunu bilmiyorum çünkü eriyince. Tereyağını da göz kararı koyacağız. Gözüme güveniyorum. Pek sayılmaz ama olsun. Hemen şöyle size bir açı ayarlıyorum. Burada annem ne yapmış? Dolma. Tereyağını aldık. İstediğim odun kaşığı bulamadım. Şimdi gram ne kadardır? Bu olmayacağına göre. Gram oldu mu? Olmadıysa da yapacak bir şey yok. Olmuş olabilir. Neyse bir eritmeye başlayalım. Bir kaşık daha koyayım, kendimi kırmadım tabii ki de. İçimde kalacağına tavada kalsın. Bunun sıcak mı soğuk mu olup olmadığını söylemedi. Bence soğuktur çünkü içinde bisküvi ve kakao var. Sıcak olursa hamur gibi yapışır. Evet. O yüzden sıcaktır. Hemen bunu eritiyorum ve sonra başlıyoruz. Şöyle bir kase aldım. İnşallah olur. Çok da derin değil pek ama olsun. Derin olması gerekiyor. Hemen şimdi üstümü ne ara batırdım. Hemen şimdi bisküvileri kırmaya başlıyorum. 400 gram olması gerekiyor. Bu 450 gram. Yine bir hesaplama yapacağız. Yağımız bu arada eridi. Soğuyacak. Can çekmiştim. İzlerken daha da sinir oldum. Parçaladım resmen. Ay açılsana insan gibi. Ülker'cim şunları düzgün bir açma şekli yapar mısın? Bu kırmızı çizgi işe yaramıyor. Açamıyorum. Yaptım. Şimdi bunları böyle dörde bölecekmişiz. Çok da bölmeyecekmişiz. Bayağı bildiğiniz dört. Şimdi bu iki paketi direkt bölüyorum zaten. Çaya batırasım geldi.
olur. Bu da zaten bisküvi pastanın yağ sanayisi değil mi? Aynı mantık. Onda da bisküvi diziyorsun, bunun içine kırıyorsun. Bu daha kolay tabi de. Bu kase yetmeyecek çünkü daha bir paket bitmedi ve doldu. Neyse ben bunun içine kırayım da. Hepsini kırıp geliyorum hemen. Şimdi gelelim buna. 400 gram, 450 ise her biri 150 gram. 150, 300, 450. Aynen toplam 400 olacağına göre 300 koydum. Bunun da 100 gramını koyacağım. Yani 3'te 2'sini. Şuradan falan alayım diyorum. Tek tek sayamayacağım vallahi. Bir de şey neydi ona da? Bu kase çok küçük geldi. Siz daha derin bir şeyler yapın. Gözüm hala seyiriyor benim 2 günlük. Bir de inatla 4'e bölmeye çalışıyorum. Yarısından kırılıyor. Bayağı çok oluyormuş bu. Hadi ya. Şey oldu. Zor oldu. Şu gözümle gördüğüm büyük parçaları kırıyorum. Şöyle. Sonunu. Hemen üzerine yağımızı koyuyorum. Yağ oda sıcaklığına gelmiştir. Umarım ölçüye göre en azından yaklaşmışımdır. Bir yemek koku. Benim burnum koku alıyor sürekli bir şeyin kokusunu ya. Bu da yemek gibi kokuyor. Şöyle bisküviyle sıyırıyorum. Şimdi 8 kaşık pudra şekeri. Şimdi dolu dolu mu bilmiyorum da ben şöyle koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 birazcık da benden. Şimdi kakao koyuyoruz. 8 ile 10 kaşık arası demişti. Ben 9 koyacağım. Çünkü neden olmasın? Bir açabilirsen koyarım. Bu yetecek gibi bu arada. Diğerini biraz boşa aldım. 1 2 4 5 6 7 gibi bu. 8 8,5 9. Valla büyük salladım yalnız. Çok çalıyor bir dakika. 2 tane de yumurta kırıyoruz hemen. Şöyle. Kabuğu da içine düştü. Şimdi. Şöyle gösteriyorum. Bütün malzeme bu. Bunu güzelce karıştıracağım. Siz görebilir misiniz? Anca böyle. Bunu aşağıdan yukarıya doğru karıştıracağım. Yağ bunu yeterli kılıyormuş. Arda öyle söyledi. Bu arada bayağı uzun karıştıracağız. Boğazıma kakao kaçmış olabilir mi? Şu an kokuyor. İyi de bu yumurtaları çırpmadan koyunca birazcık daha
ne bileyim, mantıksız geldi. Bunu şimdi iyice karıştırmam gerekiyor. Bir tur daha karıştırayım, göstereceğim size. Güzel kokuyor. Şimdi akşama bir çay yapıyorum. Ben bunu bir gece dinleniyor diye biliyordum. 1,5 saat yeterli oluyormuş buzdolabında, ama buzlukta yani. O yüzden güzel, yoksa yapmayacaktım. Dedim bunu kim bekleyecek o kadar saat? Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi ya bir dur be kardeşim. Şöyle oldu. İyice daha karıştırmaya devam edeceğim. En son halini size göstereyim. Arkadaşlar ben az önce tahta kaşıkla da şöyle bayağı sinirlenip hepsini kırdım. Son kıvamını göstereyim. Hatta da birazcık daha kalmış. Çünkü o kadar tereyağı ve yumurta var, hala kıtır kıtır kalmışlar içinde. Son bir tur karıştırıp gösteriyorum hemen. Kıvamı şöyle oldu, hamur gibi. Şimdi bunu öğrendiğim bilgilerle ben bir oturayım şöyle sağlam. Şurada masayı bir sileyim. Çünkü masa bize lazım. Hemen at arkaya. Hop. Stretch film alıyoruz. Şöyle uzun stretch film sereceğim. Bu arada inşallah yeter, az gözüküyor. İkiye mi bölsem acaba ben? Çünkü Arda'nın serdiği stretch film daha genişti. Şöyle masanın başına koydum. Direkt açıyorum. Yani ya da yok ya, makas alacağım. Şimdi bu yamuk yumuk olur. Benim sinirim bozulacak. Makasımı aldım. Şimdi buradan kesiyorum. Şey şu, bunun genişliği bu kadar dar. Şöyle bir kare yapsam tamamını sarar mı? Hiç emin değilim. O yüzden ben bir turda buraya yapacağım. Şunu alalım. Aynen, ben bir tur daha yapayım. Garanti olsun. Ay ne kadar uyuz bir şey bu. Masayı kapladım ben şu an. Yapacak bir şey yok. Şunu da kaldırayım. Nasıl mı aldım? Şimdi buradan kesiyorum.
bir saate yakın karıştırdım kamera arkasında. Şekil oluyor, sıkıntı yok. Sadece bayağı çok oluyormuş malzeme. Şu an siz benim yaptığım yeri göremiyorsunuz, mükemmel. Ben şimdi ayarlayacağım orayı. Bekleyin arkadaşlar. Yes. Şimdi şunu şöyle elimle alıyorum. Şurayı da. Arkadaşlar geldim. Şimdi başlıyorum. Şunu şuradan şöyle. Bayağı çok fazla yapmışım bu arada. Şunu da şöyle sarıyorum. Hayli bana. Baktım. Bunu da böyle buradan sarıyorum. Şu kenarların fazlalıkları keseceğim. Gerek yok. Ya da kesmeyeceğim. Vazgeçtim, kesmeyeceğim. Şimdi şunu da şöyle altına verelim. Hop. Bu çok olur. Tamam. Şimdi masadan yardım alarak bunu şekil verebiliyormuşuz. Altı dümdüz zaten. Onda sıkıntı yok da. Üstü sıkıntı. Bir dakika. Şunu şöyle alsam. Şöyle dümdüz yaptım. Şimdi burayı da şöyle düz yapsam. Bundan bir tane daha lazım ya. Başka ne olabilir? Başka bir şey olamaz. O yüzden şuraya da şöyle. Bir dakika, burası altı şey. Ha, görmüyorsunuz. Dur. Şimdi şurayı şöyle eziyorum. Aynı şekilde burayı da böyle eziyorum. Üçgen şeklinde gördüm ve çok hoşuma gitti. O yüzden ben de üçgen yapmak istiyorum. İnat ettim şu an, çok sinirliyim. Tamam. Oldu. Bir o taraftan, bir bu taraftan bir daha yapıyorum ve bitti. Artık olmadıysa da şekil çıkarsın. Tamam. Çok mu uzun oldu bu ya? Yo. İdare eder. Ya bak, burası üçgen olmadı işte. Şöyle yapsam. Şöyle bir şekil oldu. İnşallah üçgen çıkacak bunun içinden. Amin. Bilmiyorum artık, buzdolabına buharlaş, bir şeyler yap, şekil değiştir. Yapacak bir şey yok. Neyse. Ben şimdi bunu buzdolabına götürüyorum. Buzlu kısmında 1,5 saat beklemesi gerekiyor. 1 saat doluyormuş ama ben 1,5 bekleteceğim. Çünkü zaten vaktim var. 1,5 saat sonra ben onu buzluktan çıkartıp karşınızda olacağım. Hepinize bay. Birazcık kanser oldum. Ama olsun. Sonuç güzel olacak diye ümit ediyorum. Amin. Arkadaşlar geldim. Toplam şu an 1 saat 20 dakika falan oldu. Şöyle göstereyim. Şu yamukluğu görebiliyor musunuz? Neden acaba? Şu yamukluğa bak. Of, çok sinirliyim. Ben bunu dolaba koydum. Annem gitti oraları kurcaladı. Dedim ki bak, yapma. Yok yok, bir şey yok. Heh, yok. Sinirim bozuldu şu an. Zaten şekil verememiştim. Verdiğim şekil de kaldı. Neyse, yapacak bir şeyim yok. Bir daha kalıba koyacağım. Bu da bana ders olsun. Şurası daha güzel gözüküyor. Buradan keseceğim. Şimdi şöyle kesmeye başlıyorum. Bu arada güzel gözüküyor. Ama şey, birazcık daha şey yapmam gerekiyor. Dur, şuradan keseceğim. Ya da buradan mı? Daha böyle uzun değil de dar ve kalın olsa sunumu daha güzel olurdu. Ama tadı güzelse sıkıntı yok tabii.
önce en başındaki kısımları kenara koyuyorum. Direkt doğrayacağım şimdi. Bu arada şey sesi çıkıyor bundan. Sanki böyle bisküviler hala yumuşamamış gibi. Neyse şuraya ben bir dizeyim bunları da size güzel bir görsel hazırlamaya çalışayım olduğu kadar. Şöyle görebiliyorum. Evet. İnşallah tadı da güzeldi. Yoksa var ya ağlayacağım bu sefer. Neyse şekli fena olmamış. Bu zor şartlara rağmen bir şekli var. Şekilsiz diyemeyeceğim. Hemen şimdi size gösteriyorum. Arkadaşlar şöyle bir şekli oldu. Gayet iyi. Ne yapsam yanlışlıkla güzel oluyor. Şımaracağım. Şimdi şunu ağzıma atmak vardı. Eğer bu pasta güzel olursa artık Ramazan boyunca her gün ben bunu yapar yerim. Dilimlerim birazcık küçük oldu. Dediğim gibi daha geniş yapın siz. Uzatmayın. Şekli de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Çünkü gayet üçgene benziyor. Olma yolunda. Üçgen olacak büyüyünce. Bazı dilimlerim kalın, bazıları ince. Sıkıntı yok. Bir de bayağı çıkıyor bu arada içinden. Bayağı çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an 5 dilim çıktı. Yaklaşık burada bir 10 dilim var. Ben bu pastayı çok sevmeye başladım. Tadı da güzelse. Kesmesi de çok eğlenceli. Görebiliyorsunuzdur inşallah tam olarak. Bunu da direkt böyle mi koysam? Nasıl fikir? Sunum için. Düşünüyorum. Şu güzel olan dilimi şu öne koyayım. Yok. Şunları bir alalım. Şu dilimi de şu öne koyalım. Şu da şöyle dursa. Saçma mı oldu? Biraz saçma olsa. Nasıl? Siz de bir şey söyleyin ya. Yalnız kaldım burada. Bir tarafını doğradım. Diğer tarafı da tam duruyor. Kapak fotoğrafı çekeceğim ya. Nasıl oldu bilemedim. Bir Fatmalara sormam lazım. Geliyor. Böyle kalması konusunda karar verdik. Son halim. İftarda tadım yapmak üzere burada buluşuyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Ben hemen geldim. Az önce ben yedim bu arada. Onu hemen söyleyeyim. Çünkü şurama kadar falan doluyum. Ama sırf videonun en güzel kısmını kaybetmemek adına bir daha yiyorum. Gayet bu arada şey oldu. Normal, klasik yani dışarıda satılan tatlı. Çünkü şey kötü olma ihtimali pek yok. Zaten içinde bisküvi, kakao vesaire var. Çok da bir işlem yapmadım aslında. Gayet çok iyi. Mükemmel. Gayet iyi olmuş. Kesinlikle yapabilirsiniz bu arada. Hem 5-10, yani 5-10 dakika demeyeyim. Ben video çektiğim için tabii ki de uzuyor ama genel olarak çabucak yapılabilecek bir şey. Sadece dolapta bekleme süresi var. Onun haricinde yapıp yiyebilirsiniz. Ben çok beğendim. Bundan sonra yaparım yani bol bol. Ben daha zor zannediyordum ya. O kadar da zor değilmiş. Her neyse. Gayet bunu da beğendim. Güzel olmuş. Elime sağlık. Ellerimi öpüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın. 260 oldum bu arada. Bir videomda söylemiştim. 260 olmam çok az kaldı diye. Oldum. Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. İyi sahurlar diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. Bay bay.